Bordo Beyaz Futbol'dan herkese selamlar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Yanımda her zaman olduğu gibi Aydın var. Aydın hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Doğan'a, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Bildiğin üzere Hatay Spor Trabzon deplasmanından eli boş döndü. Evet. Tatsız bir mağlubiyet oldu. Zaten Trabzonspor Lig'de iyi bir futbol oynuyor, liderlik konumunda bulunuyor. Aslında böyle baştan sona incelenmesi gereken bir karşılaşma izledik biz. İlk yarı daha böyle kapanan, beşli savunmaya dönen bir Hatayspor vardı. İkinci yarıda biraz daha cesaretli oynayan bir Hatayspor vardı. Yani iki yarısı çok farklı bir karşılaşmaydı. Verilmeyen penaltılar da var. Verilmeyen mi yoksa gerçekten bir penaltı var mı onu değerlendireceğiz. Yani Trabzonspor konusuna da gelecek olursak, beşli savunmayı çok iyi bir şekilde açtılar. Hani attıkları iki gol de gerçekten bir atak organizasyonunun örneğiydi. Beşli savunmayı bu kadar açmak kolay değildi ama Trabzonspor bunu sanki çok basit yapıyormuş gibi yaptı ve ilk yarıda maçı bitirdi. Öncelikle maç hakkındaki düşüncelerini alalım, daha sonrasında bu 5-4-1 sistemine de değineceğiz. Ya şimdi şöyle, Trabzonspor genelde defans arkasına kolay sarkabilen, orta sahası çok güçlü, oyun kurmada çok ön planda olan futbolculara sahip bir takım. Yani baktığımız zaman 5-4-1 oyun sistemi Trabzon'a karşı hani sistem olarak durdurabilir gibi gözüktü ama daha çok hani başka bir sistem de denilebilirdi. Yani başka bir sistemi futbolculara yani futbolcular üzerine, yani futbolcu üstünden oynayarak gidilebilirdi. Bilmiyorum, değişik bir sisteme, çok futbolda görmediğimiz sistemler bunlar. Hani misal atıyorum 1-0 takım önde olur, beşli savunmaya dönersin. Ya da aynen, karşı takım ciddi anlamda çok güçlüdür ve skoru korumak adına bu sistemi kullanabilirsin ama bence Trabzon karşısında biraz daha saldırgan bir Hatayspor olmalıydı. Hani eksiklerimiz zaten vardı. Penaltı pozisyonlarına da gelecek olursa, yani şimdi bence penaltı. Yani futbol kurallarını hepimiz her gün oturup araştırıyoruz. Her gün değişen bir futbol kuralları var. Ya da hakemler tarafından ya da yorumcular tarafından değişen bir futbol kuralı var. Yani bugüne kadar hangi pozisyonun el olduğuna karar verememiş bir futbol var. Yani Türkiye'de öyle bir futbolumuz var. Hani pozisyona en yakın olan isimlerden bir tanesi Yaşar Kemal Uğurlu. Hani Yaşar Bey pozisyonu görmedi. Peki VAR'da oturan Atilla Karaoğlan, o da mı görmedi? Hani o el pozisyonun dışında Mahmut Uf'un ceza sahasına girerken düşürülmesi, ceza sahası içinde düşürülmesi, onda da mı Yaşar Kemal Uğurlu görmedi? Hani onu da görmedim, Atilla Karaoğlan da mı görmedi? Bugüne kadar yöneticilerimiz, futbolcularımız hiçbir zaman hani hakemi konuşmadık. Hakeme yönelik bir itirazımız ya da herhangi bir şeyimiz olmadı. Hakemler de hata yapabilir, onlar da insandır diye geçiştirip gittik. Ama yani bu çok bariz penaltıydı, yani ikisi de çok bariz penaltıydı. Maçın kaderiyle oynadılar. Yani bence ligin gidişatını etkileyecek bir maç da olabilir. Yani aslında gerçekten ligin gidişatını etkileyecek bir maçtı. Tabii. Çünkü lider, hemen arkasından takip eden bir rakibi var ve böyle bir maçta verilmeyen bu iki net penaltı bence ligin kaderiyle oynadı. Yani. Ya zaten Ömer Hoca da maç sonrasında yaptığı açıklamada aslında her şeyi özetledi. Hoca bu zamana kadar sadece Hatayspor'da değil, yani diğer takımlarda da yaptığı teknik direktörlükte, Fatih Karagümrük olsun, diğer takımlar olsun, alt liglerdeki takımları da yönetti. Hiçbir zaman. Hoca da zaten bunu çok güzel bir şekilde dile getirdi. Ben teknik direktörlüğe başladığım günden beri hakemleri konuşmamak için aslında kendime bir yemin etmiştim gibi bir açıklaması oldu. Ama durum öyle bir noktaya geldi ki, şöyle de bir şey söyleyelim. Hani bu hoca da bunu söyledi. Biz bir şekilde bir bahane arkasına sığınmıyoruz. Evet. Maçı tekrardan Hatay Spor 2-2 yapsa bile belki Trabzonspor kazanabilirdi. Belki 2 penaltı verilse bile gole çevirmeyen bir Hatay Spor olabilirdi. Hani bunların hepsi olabilecek şeylerdi. 2-2 olsa bile Trabzonspor'un tekrardan farkı 2'ye 3'e çıkartma şansı da olabilirdi. Bunlar ayrı bir konu. Ama varsa vereceksiniz. Orta hakem görmüyor. Bu VAR neden getirildi daha öncesinde? Hep bunu konuşuyoruz zaten. Orta hakem göremediği için, yan hakemler göremediği için, bazı görüş açılarını kapattığı için VAR getirildi, bir sistem getirildi. Bunu nasıl kullandığınızı daha böyle adam akıllı biz çözemedik. Daha bu sadece Trabzonspor Hatayspor maçı özelinde de değil. Genel olarak çözülmeyen bir durum var. Aynen.
bir tartışma var, ortada bir pozisyon var. Tamam, sen belki bunu görmüyorsun veya sen bunu bir penaltı olarak değerlendirmiyorsun. VAR hakiminle bir konuş. Bir git, bir tartış. Diyelim ki bu sonuç elde edemediniz. Git ekrandan izle. Bu kadar zor olan bir şey değil. Sen zaten bunu yap diye VAR getirildi. Aynen. Hani burada hani Trabzonlu kardeşlerimize de söyleyelim. Yani bana hafta boyunca gerçekten çok iyi ilgi gösterdiler. Hem yaptığımız yayınlar, hem benim kişisel olarak yaptığım yayınlarda. Hani onların galibiyetine hiçbir şekilde ben bir örtbas etme gibi bir kelime ve cümle kullanmak istemiyorum. Ama haklı olan bir şey varsa, verilmesi gereken bir şey varsa verilmesi gerekiyor. Hani sadece bu Hatay Spor özelinde değil, genel olarak böyle bir hakem sorunu var. Maalesef gerçekten bariz olarak en azından izlenmesi gereken iki pozisyonu es geçildi. Şimdi beşli sisteme de bakacak olursak, fazla da hakem konuşup ben canımı sıkmak istemiyorum. Hani çünkü çözüm bu değil. Hani aynen, hakem konuşup bir şekilde bir çözüme varamayacağız. Oyunsal anlamda da sıkıntılar var. Biraz bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Hatay Spor 45 dakika bir beşli savunmayla çıktı. Burada kim vardı? Burak, Fatih, Burak Çamoğlu, Fatih, Burak, Öksüz, Falet ve Adekugbe. Top Trabzonspor'dayken böyle bir beşli sisteme döndü Hatay Spor. Burak Çamoğlu 30. dakikada sakatlanınca oraya bir Sadık geldi. Sadık Baş. Sadık da tam böyle sağ stoper, sağ bek değil. Hani onu da söyleyelim. Zaten ikinci yarıda sistem değişti, onu da değineceğiz. Şimdi sen böyle bir beşli kurmana rağmen sana Trabzonspor öyle bir şekilde gelmiş ki orta sahasında iki tane 10 numara oynatıyor. Hamşik ve Bakasetas. Abdülkadir Ömür'ün eksikliğini bence çok iyi değerlendirmiş burada Abdullah Avcı. Bence bunu gerçekten de tebrik etmemiz lazım. Bir de Canini. Hani Vakayemi yok dedik, belki de biraz Hatay Spor tarafından umutlandırıcı bir şey oldu ama Canini gerçekten çok iyi oynadı. Özellikle Cornelius sol kanada gitmesi, sağ kanada gidip top alması çok önemliydi. Zaten senin Dorukhan, Berat, Hamşik, Bakasetas dörtlüsü senin beşli savunmanı da orta saha kurgunu da bozdu. Hani yaptıkları pasla, senin geriden oyun kurduğun zaman yaptığın atada aldıkları baskıyla, toplarla gerçekten zaten seni bitirdi ve attıkları iki gol daha az önce dediğim gibi resmen takım oyunu. İkinci yarıya dönüyoruz. Daha böyle 4-2-3-1 sisteminde 3 oyuncu değişikliği birden geldi. Popov'u attı sağ beke, Muhammed Mert'i aldı, El Kabi'yi sola attı. Biraz daha böyle iyi oynayan, daha böyle cesaretli oynayan bir Hatay Spor vardı. Bir de eksikleri de söyleyelim. Kamil, Bucama, Traore. Buradan nereye çıkmaya çalışıyorum? O kadar kısıtlı bir kadro var ki şu an Ömer Hoca sadece geçen hafta denediği sistemi değil, ilk yarısına başladığı sistemi de değiştirmek zorunda kalıyor ikinci yarısında. Evet. Hani şu an böyle bir kadro kısıtlaması var burada. Bu nereye kadar böyle gidecek veya bu şekilde gider mi? Hatay Spor bir devre arasına yaklaşıyor. Sen durumu nasıl değerlendiriyorsun? Bu takıma sence kaç tane ihtiyaç gerekiyor veya bizim sistemimiz tam olarak ne olmalı? Tekrardan 4-2-3-1'e mi dönmeliyiz? Sen böyle genel olarak hem 5'li sistemi hem 4-2-3-1'i ve takımdaki eksikleri nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi senin de dediğin gibi şu anda bir bek oyuncusu sakatlandığı zaman onun yerine oynatacağımız yedek bir bek oyuncumuz yok. Öyle bir sıkıntımız var. Bunun üzerine zaten yabancı kuralı ayrıyetten bizi sıkıyor. Onun dışında sakatlıklarımız var. Eksik oyuncularımız olduğu zaman yani kurulu bir sistem var. 5-4-1 oyunu, bir oyuncumuz sakatlandı, bütün oyun sistemi değişti. Yani sonuç olarak şimdi Adekugbe orta saha, Mehdi Bucema orta saha. İki orta sahamız eksik olduğu zaman direkt oyun sistemi değişti. Üzerine bekten çıkınca hiç alışık olmadık bir sistemimiz daha oldu. Evet. Yani hep sistem değiştirip durduk. Hep bir sistem değiştirip durduk. Ben burada zaten Ömer Hoca'yı asla suçlamıyorum. Ömer Hoca çok muhteşem yönetiyor maçları. Çok güzel oynatıyor takımı. İlla bir yerden takımda bir patlak çıkıyor. Yani hep bir sakat oyuncu, hep bir sakatlık çıkıyor. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Güzel birkaç transferle bu işlere dur diyebiliriz. Sistem değişikliğine bu şekilde dur diyebiliriz. Onun dışında da zaten Trabzon maçında da ilk yarısı sadece sistem savaşı verdik biz. Yani onlar belli bir sistemle oynadı, biz belli bir sistemle oynadık. Onların eksikliği var, bizim oyuncu eksikliğimiz var. Ortada bir sistem savaşı oldu. Bunun güzel yanı neydi? Oynanılan futbol gerçekten çok kaliteli bir futboldu. İlk yarı belki o kadar kendimizi gösteremedik ama ikinci yarı gerçekten savaşan bir Hatay Spor vardı. Evet. Ben Kabi ile başlamak isterdim orada. Söyledik bunu zaten. Aynen. Daha çok
Sabah'ın hamle oyuncusu olması aynen, gerekiyor. Sabah'ın hamle oyuncusu olarak kullanmasını isterdim. Çünkü yani öyle Trabzon savunmasına karşı hızını orada konuşturmasını isterdim evet. ikinci yerde. Ömer Hoca yine güzel bir sistemle çıktı. Diouf çok ileride çok 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 yalnız kalıyor. Hani çoğu zaman kendi orta sahanın defansif bölümüne kadar yani 5 numaranın oynadığı bölüme kadar gelip topu alıp atağa kaldırmaya çalışması bu büyük bir sıkıntı bizim için. Zaten ileride tek başına yani kanatlarla bir şeyler yapmak istedik olmadı. Orta sahayla bir şey yapmak istedik olmadı. Yani bu oyuncu eksiklikleri zaten bizi sadece bu kadar hem sistem değişikliğine hem oyun sistemindeki o eksikliklerimizi daha da fazla göstermeye başladı. Hani Ruben Ribeiro çok güzel bir oyuncu ama oyuncu eksikliği yüzünden çok farklı mevkilerde oynaması onun da performansını düşürdü. Diouf'un bu kadar fazla koşması maç içindeki performansını düşürdü. Sabalopianize'nin işte hamle oyuncusu olması normalde yani bizim görüşümüz o yönde. Hamle oyuncusu olarak kullanılması gerektiğini ama işte hep oyuncu eksikliğinden ilk 11'de başlaması onun da bir performansını düşürdü. Yani bir Altay performansı göremedim. Yani Altay maçındaki performansı yoktu Sabalopianize'nin. Sonradan oyuna geçtiği zaman neler yaptığını hepimiz gördük. Evet. Ya zaten sonradan oyuna girdiği zaman daha işler yapıyor. Şimdi şuradan bakmak gerekiyor. Bu takım bu sıkıntılara rağmen şu an ilk 4 içerisinde yer alıyor. Bence en önemlisi de bu. Aynen. Devre arasında yapılacak 3-4 takviye ile bu takım tekrardan ilk 4 içerisinde kalabilir. Çünkü neden? Sıkıntılara rağmen sabit bir fikirde olmayan, üreten, farklı şeyler deneyen, yeniliğe her zaman açık olan bir teknik direktörümüz var. Evet. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu kıymeti bilmek yetmez. Bu hocaya bir de gerçekten oynatabileceği, yeri gelince elini rahatlatabileceği, yeri gelince bir oyuncu sakatlandığı zaman veya ceza aldığı zaman yerine kimi oynatayım diye düşüncesine girmemesi gerektiği oyuncular alınması gerekiyor bu takıma. Bununla ben devre arası transfer döneminde olacağını düşünüyorum. Çünkü Lütfü Başkan, onursal başkanımız Lütfü Savaş, geçen yaptığı açıklamada devre arası ligin ilk yarısı bittikten sonra hocamızla konuşacağız. Hocamız ne istiyorsa onu yapacağız dedi. Çünkü gerçekten de bu kadroya rağmen böyle bir performans sergileyen hocadan daha iyi bir kadrodan mükemmel şeyler çıkar. Bence bu da yönetimsel anlamda çok düşünülüyor ve hemfikiriz bu konuda. O yüzden biraz daha böyle dişimizi sıkmamız gerekiyor. Son 3 maçımız kaldı. 2 mi? 3 kaldı herhalde. Konya Rize 2 maçımız kaldı. Yarın da gerçekten de çok önemli ve çok kritik bir karşılaşma. Alt sıralarda olan, bizim altımızda olan Konyaspor son haftalarda gösterdiği arka performansla lig ikincisi oldu ve liderin 9 puan gerisinde bulunuyor. Özellikle bugün öğlen vakti de konuşmuştuk. Özellikle Konyaspor 4-4-1-1'e geçtikten sonra daha da farklı oynuyor, daha da tehlikeli oynuyor. İlhan Hoca'yı da soracağım sana. İlhan Hoca çünkü Hatay'la memleketine geliyor. İlk defa bu şehirden ayrıldıktan sonra başka bir takımın teknik direktörü olarak Hatay'a geliyor. Hatay Spor taraftarıyla buluşuyor. İstersen ilk başta bu manevi yönden başlayalım. İlhan Hoca'yı sen nasıl tanımlıyorsun? Sence yarın bir duygusal bağ olacak mı? Neler düşünüyorsun? Yani şimdi İlhan Hoca'nın Hatay Spor üstündeki emeği çok fazla. Evet. Buralara gelmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesi İlhan Paluk'tu. Ben sadece İlhan Hoca'nın yani benim gözümde çok büyük bir değeri var ve şöyle bir anısı var benim. Ya bende çok büyük bir anısı var. Çok duygusal bir bağımız var yani İlhan Hoca'yla. Adana Demir maçıydı. Playoff ikinci maçıydı. Kendi evimizde oynadığımız maç. Mirkan Aydın'ın son dakika golünden sonraki İlhan Hoca'nın sevincini hatırlıyorum. Ve yani gerçekten İlhan Paul denildiği zaman aklıma ilk gelen o kar oluyor. Yani o sevinç aklıma hep geliyor. Evet. Nasıl desem hani inşallah güzel bir maç çıkartır. Yani güzel saygı çerçevesi içerisinde zaten taraftarımız da İlhan Hoca'yı özledi. Yani ilk defa Hatay Spor'dan gittikten sonra ilk defa gelecek. Bir özlem var. Ama inşallah galibiyetle dönmez. Öyle bir durum da var. Konya'nın sistemi de ona da gelecek olursak İlhan Hoca Hatay Spor'dayken bunu çok defa denemişti. Hep farklı sistemler,
farklı oyuncular deniyordu. Genelde de hücum oyuncularını değiştirmek, yani hep ikinci yarı hücum oyuncuları üzerinde bir değişiklik yapıyordu. 4-2-3-1, yani bir sürü yorumcu, bir sürü teknik direktör 4-2-3-1 sanki zorla bize oynatılıyormuş gibi bir hava yarattılar bizim üzerimizde. Ama bütün futbolcular en rahat bence 4-2-3-1'de oynuyor. Evet. İlhan Hoca da 4-4-1 oynatmayı tercih etti. 4-4-1 oynattığı son iki maçta ikisinde galibiyetle kazandı. Oyun olarak da daha hızlı, daha böyle ofansif bir kadro çıktı. İleriye, ileriye dönük daha hızlı bir çıkış yakaladı. Hani sistem olarak baktığımız zaman 4-2-3-1 daha hızlı gözükebilir ama geriden oyun kurmada, ileriye dönük hızlı topta 4-4-1 çok daha başka. Yani 4-4-1 4-4-1-1. 4-4-1-1. Aynen, o biraz daha ileriye dönük daha hızlı top taşıma. Ben Hatayspor'un bu maçta yani 3-5-2'yi denemesini isterim yani. 4-4-1-1'e 3-5-2 güzel oturur yani. Orta sahadaki sağlayacağımız üstünlükle... Orta sahadan topu çıkartmayacağız onlardan. Aynen. Ancak orta sahadaki üstünlüğümüz, eğer Adama Traore zaten bu maçta oynarsa, orta sahada sağlayacağımız üstünlük ile bu maçta ya bu farklı bir Konya karşısında farklı bir Hatay. Hatay hiç izlemediğimiz bir Hatay olabilir yani. Ben şöyle düşünüyorum. Bence Ömer Hoca da böyle düşünüyor. Konya Spor söyledik 4-4-1-1'e döndükten sonra çok farklı oynuyor. Ama hocanın hem kendisi teknik ekibiyle birlikte izlediği hem de oyuncuları izlettiği maç bence Fatih Karagümrük maçı. Oradaki benzer oyunu bence Hatay Spor karşısına deneyecek Konya Spor. Bu ne? Orta sahada hızlı pas, direkt defans arkasına koşan Serdar olabilir, diğer farklı futbolcular olabilir. Hani direkt mesela orta sahadan veya 3. bölgeye geçerek 4-5 pasla değil de 2 pasla bitireyim, ara pas yapayım, Serdar'ı koşturayım, işte X oyuncuyu koşturayım düşüncesinin olacak. Çünkü Hatay Spor'da Trabzon karşılaşmasını da gördük. Bir Canini kaçtı, bir Dansville kaçtı, 2-0 oldu. Evet. Hani yine ben aynı şekilde Konya Spor'un, İlhan Hoca'lık Konya Spor'un buradan vuracağını düşünüyorum Hatay Spor'un. 5'li sistem beklemiyorum ben de. 3-4-3 bekliyorum, bir de 3-5-2 bekliyorum. Bu ikisinden birisi en mantıklısı olur ve ben yine biraz daha böyle özellikle bence hocanın biraz daha oyunculara şunu işletmesi gerekiyor. Defans arkası koşularda beklerin yardım etmesi gerekiyor. Çünkü Fatih yavaş kalıyor, Burak yavaş kalıyor, Falet yavaş kalıyor. Bu sefer bekler de kanat bek oynadığı için direkt ters savunmaya veya kademeye giremiyor. Şimdi onlar yavaş kalıyor ama bizim beklerimiz de kanat bek oynadığı için evet. Senin de dediğin gibi onlar da uzak kalıyor pozisyona. Hani şimdi 3-5-2'deki aslında mantık bundan ibaret. Kanat bekleri öne çıkartma, defansif orta saha ve defans çizgisini ön plana çıkartma. Yani onlar biraz daha topu birinci bölgede değil de iki ve üçüncü bölgede topu, oyunu orada sıkıştırmak adına oynanan bir sistem 3-5-2. O yüzden ya kanat beklerden vazgeçeceğiz, dörtlü defans sistemine döneceğiz. Eğer defans arkasına sarılır. Öyle de düşünüyorum biliyor musun? Bence 4-2-3-1 de olabilir. Aynen işte o da var. Hani 4-2-3-1 defans arkasına koşuları engeller. Ama 3-5-2 kanat bekleri atağa kaldırır, bize gol getirir. Hı. Yani ikisinden birini seçeceğiz. Yani ya 3-5-2 ya 4-2-3-1. Ben de öyle bir maç bekliyorum. %50-%50. Hadi biraz bence %51 4-2-3-1 seçebiliriz. Daha böyle mantıklı duruyor. Yarın da gerçekten çok heyecanlı bir maç olacak. Son konu olarak bence biraz da taraftara değinmemiz gerekiyor. Son konuyu böyle konuşalım. Daha sonrasında programımızı kapatalım. Evet, son haftalarda belki de istikrarsız performans sergilen bir Hatay Spor var ama az önce de söyledim. Genel tabloya baktığımız zaman bu takım ilk 4 içerisinde yer alıyor. Sanki biraz daha böyle destek verilmesi gerektiği kanısındayım ben. Bunu neden söylüyorum? Evet, belki de katılım oranı bu seviyede olabilir. Ama bu takım kötü oynadığı zaman veya mağlubiyetle sonuçlanan bir karşılaşma sonrası hiç görmediğimiz taraftarlar Ömer Erdoğan'a, oyunculara, daha farklı isimlere bir anda cephe olabiliyor. Cephe olabilmek konusunda da ben fazla böyle karşıt değilim. Bence taraftar her türlü açık sözlülüğü elinde bulundurması gerekiyor. Yeri gelince en iyi oynatan hocayı bile bir anda bence eleştirebilir. Buna okeyim. Ama her şey eşit oranda olması lazım. Nasıl eşit oranda olması lazım? Sen
Eğer eleştirme yüzü bulabiliyorsan ilk başta desteklemen gerekiyor. Aynen. İlk başta stadı doldurman gerekiyor. Yeni bir stat yapıldı. Evet, trafik sorunu var. Evet, stat ulaşım çok uzakta. Uzak ama sen de gitmişsindir, deplasmanlara zaten çok gittin. Ben merkezi konumda bulunan bir stat kolay kolay hatırlamıyorum hiçbir şehirde. Vardır, istisnadır ama. Her zaman şehir şeylerde. Dışında uzun yollara gidilen yollarda olur statlar ve buna rağmen katılımlar çok fazla olur. Biraz daha katılım noktasında özellikle %100 kapasiteli olduktan sonra biraz daha bir şey bekledim ama onu da göremedik. Bu takımı ayağa kaldıran bence yine taraftar olması lazım. Evet, Ömer Hoca teknik ekip elinden geleni yapıyor ama ben taraftarın da biraz daha, yarın da bunu bekliyorum açıkçası, o yüzden bunu söylüyorum. Yarından biraz daha ümitliyim. Evet, belki hafta içi, belki mesai çıkış saati bir sıkıntı olabilir ama yine az ve öz taraftar bekliyorum ben. Sen neler düşünüyorsun taraftar hakkında? Ya şimdi ben şöyle söyleyebilirim bu konu hakkında. Şimdi taraftarımız yarınki maçta ben fazla bir taraftar beklemiyorum. Yani saat 5'te olması, işte hafta içi olması, haftanın ortasında olması, bu biraz taraftarımız için sıkıntılı. Hepimiz ödün verdik. Hepimiz Hatayspor için elimizden geleni yaptık. Yani ben çok insan tanıyorum. Hani benim gibi üniversiteye gitmeyen, üniversitesini bir yıl uzatıp Hatayspor'un peşinden koşan, işte çok cefa çeken taraftarımız oldu. Bir tane bile deplasman kaçırmayıp hep her deplasmanına giden, her zaman 90 dakika boyunca boğazı yırtılana kadar bağıran, sadece sahada değil tribünde de mücadele veren bir sürü arkadaşımız var, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Başakşehir maçı beni içten parçaladı. Ben Başakşehir maçına trafikten dolayı stadın yani uzakta olmasından kaynaklı yetişemedim. İlk yarısına yetişemedim. İlk yarıda da bu kadar fazla gol yediğimizde, yani ilk yarı maç bitmişti neredeyse, birçok taraftarımızın stadı terk ettiğini gördüm. Ya bu taraf, ya bu takım en iyi gününde sen olacaksan olma zaten. Hani kötü gün taraftarı olmak varken neden iyi gün taraftarı olalım? Neden İstanbul takımlarını destekleyelim? Neden stadını görmediğimiz şehirlerin takımlarını tutalım? Ya kendi şehrimiz var, bir takımımız var ve ona sahip çıkmamız gerekiyor. Yani taraftarlara şöyle bir şey söyleyebilirim. Destek veren bütün abilerim, kardeşlerim, onlara gerçekten içten teşekkür ediyorum. Öyle maçın ortasına da bırakıp giden abilerime de veya kardeşlerime, taraftara da şunu söyleyebilirim. Bu takımın en kötü gününde biz vardık. Yine olacağız. Yine takımın elinden tutacağız. Yine kaldıracağız. Şu anda yani çok zorlu dönemlerden geçiyoruz. Hem ülke olarak, dünya olarak aslında. Yani koronavirüsüydü, şusuydu, busuydu. İnsanlar daha kendini toparlayamamış ama ilerleyen zamanlarda daha düzgün bir taraftar ile daha güzel oyunla, daha güzel bir oyun sistemiyle, daha güzel transferlerle gündeme geleceğimizi ve ikinci yarı çok bambaşka bir Hatayspor tribünü, bambaşka bir Hatayspor oyunu, bambaşka bir takım izleyeceğimize inanıyorum. Evet. İnşallah da öyle olur diyelim. İnşallah. Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni yayındayız zaten, birlikte olacağız. Şimdi elimizden geldiğince konuştuk, anlattık. Bordo Beyaz Futbol programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarın Hatayspor Konya Spor maçıyla birlikte aslında lig tekrardan kartlar dağıtılacak ligde. Biz de bu maçı heyecanla takip edip izleyip olacağız. Daha sonrasında tekrardan yeni yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.